Enderne kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali. Evet, bu videoda sizlere sonar cihazı göstereceğiz. Çin'den aldığımız bir sonar cihazı. Maalesef videonun ilk 3 dakikasında gene ses problemi yaşadığımız için sonradan seslendirme yapıyorum sevgili dostlarım. Şimdi burada cihazı sizler için hazırladık. Ana cihaz, elimizde tutmuş olduğumuz kontrol cihazı, ekran 4 tane ince pille çalışıyor. Bu pilsiz geliyor ama denize atmış olduğumuz aynasında içerisinde bir tane setup pili var arkadaşlar. Bu setup pilinin üzerinde bir film var. Bu filmi yerinden çıkartmadan bu cihaz aktif olmuyor. Yani aktif olması için o filmi oradan çıkartmanız gerekiyor. Ve ayna üzerinde bir kapak var, silikonlu. İyice kapattığınızdan emin olun, silikonu iyice sıkması gerekiyor ki su geçirmesin sevgili dostlarım. Güzel bir cihaz. Şimdi cihazın incelemesini yapacağız. Aynayı denize atacağız ve cihazın nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Ana cihaz 4 tane pille çalışıyor dedik. Burada bir tane kayışı vardı. Bu askı aparatı tabii ki kutu içerisine çıkıyor. Gene zaman kaybı olmasın diye ben bunu cihaza taktım. Bu şekilde takıp boynunuza geçirirseniz cihazı elinizden denize düşürme riskiniz ortadan kaybolmuş olur sevgili dostlarım. Evet. Bu cihazın ayna aparatının altında iki tane ip bağlama, misina bağlama ya da klips geçirme noktası var. Bunu buradan, bu noktalardan bir olta, ikinci bir olta kullanıyorsanız hani 45-50 metreye kadar atıp bu cihazdan, bu aynadan veri almak mümkün. 50 metre çok fazla bir mesafe sevgili dostlarım. Tabii ki böyle 20 metre, 30 metre atsanız yeterli olacaktır. Yani balık bulduğunuzda balık tutmanız için size daha fazla kolaylık sağlayacaktır. Buradan klipsi geçiriyoruz. İkinci bir olta ben bu cihazda kullanacağım. Çok fazla test edeceğiz. Bu cihazla ilgili çok fazla video gelecek. Çünkü hani ben sonradan seslendirme yaptığımdan dolayı cihazın ne olduğunu gördüm ve ondan dolayı videonun başında söylüyorum arkadaşlar. Zaten şimdi siz de videonun geri kalanında normal bir şekilde seslendirme, sadece bu ilk 3 dakikada problem vardı. Daha sonrasında seslendirme sıkıntımız yok. Daha sonrasını zaten siz kendiniz göreceksiniz, izleyeceksiniz. Aldığımız veriler güzel arkadaşlar. İstavritin küçüğünü, kraçasını göstermedi. Ama büyük balıkları gösterdi. İstavritin büyüğünü gösterdi. Büyük balıklar zaten hani hedef alınmalı. Küçük istavrit kraça için sonar cihazı kullanmamalıyız. Keşke hani bizim büyük sonar cihazlarında da böyle bir ayar olsa da kraçayı göstermese, sadece büyük balığı gösterse, onları avlasak sevgili dostlarım. Evet, videoya devam ediyoruz. Bu arada aynayı şu şekilde attık arkadaşlar. Ayna burada, arkada. Şimdi bunu ben birkaç videosunu izlemiştim. Ürünler almadan önce videolarına bakıyorum. Bu ürünü alıp böyle duvar dibinde atanlar oldu arkadaşlar. Duvarın dibinde bu ürünü atıp işte metrajı yanlış gösterdiği konusunda bazı videolar çekilmiş. Onları inceledim ben. Şimdi sevgili dostlarım, bu videolarda tabii ki duvarın dibine attığınızda bu ürün 40 metre derinlikte bir noktada atıyorsanız eğer 90 derece açıyla aşağı doğru sinyaller gönderiyor. Yani 90 derece açıyla 40 metre derinlikte bir alanda sinyal gönderdiğinde dipte 60 metrelik bir alanda tarama yapar arkadaşlar. Yani geniş, aşağı doğru dalgalar geniş bir şekilde. Yani siz bunu duvar dibine atarsanız duvara sinyaller çarpacağından dolayı bu nokta 100 metre bile olsa duvara çarpan sinyaller İşte 2 metre, 1,5 metre, 1 metre, 3 metre, böyle saçma saçma şeyler gösterecektir. Bu ürünü duvarın dibine bırakmayın arkadaşlar. Böyle biraz ileriye atın. Yani böyle 3-5 metre ileriye atın ve doğru hesaplama yapmasına yardımcı olun. Tabii ki hani ürünü hala test ediyoruz. Bilmiyorum, ürün iyi mi, kötü mü? Şimdi derinlikte bir sıkıntı yok. Derinliği bize gösterdi. Şimdi burada ayarlarına bakıyorum ben. Ayarlarını da kurcalıyorum. Tamamen ürünü çözdüğümüzde size bütün detayları bu video içerisinde aktarmış olacağım. Hadi bakalım. Cihaz nasıl? Cihaz verimli mi? Göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an ekranda balık yazıyor. Burada kenarda çizgilerde metrajlarını gösteriyor. Bakın şu an
Garmin'de yine aynı şekilde balık var. 15 metrede ve 10 metrede iki grup halinde küçük balıklar arkadaşlar. Şey, özür dilerim, büyük balıklar var. Büyük balıkları gösterdi. Şu an oradan tabii ki uzaklaşıyoruz şu şekilde. Arkadaşlar ürün tabii ki tekneyle gezerken tarama yapabileceğiniz bir ürün değil. Yani teknede bu ürünü işte arkadan atıp da tekneyi çalıştırıp yol yapıp balık almayı planlıyorsanız bunun için uygun değil arkadaşlar. Ama teknenizi bir koya çekmişseniz, bir koyda duruyorsanız, bekliyorsanız ve burada balık olup olmadığını bakmak için tekneden bu ürünü kullanabilirsiniz. Tekneden atabilirsiniz. Ama daha çok bu ürünü tatlı suda, barajlarda, denizde, liman içinde arkadaşlar, liman içine atıyorsanız durgun su, duvarın dibine değil biraz böyle 1 metre 2 metre ileri atmanız gerekiyor balığı bulmak için. Buralarda çok iyi kullanabilirsiniz. Cihazda bir şey dikkatimi çekti. Metrajda bu arada metraj için kullanabilirsiniz cihazı. Her türlü denizde metrajı öğrenmek için, su derinliğini öğrenmek için bu cihazı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar göletlerde işte bu durgun sularda bakın gene balık yazıyor şu an. Bakalım biz şu an sürükleniyoruz. Balık gelince direkt bakın 5 metreden balık girdi arkadaşlar. Bakın şurada mesela bak, balık şuradan daha yeni girmeye başlamış. Bakın hem 200 kHz açık hem 75 kHz açık, 77 kHz açık arkadaşlar. Bakın balık girdi hemen balığı, bakın balığı gösteriyor şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Balığı yazdırıyor. Ama giderken değil tabii ki, tekne durduktan sonra bunu yapabiliyorsunuz. Ürün güzel. Benim hoşuma gitti. Balıkları gösterdi. Bakın şu an daha da bir balık gösteriyor. Dipte gösteriyor. Orta suda gösteriyor. Yüzeyde gösteriyor. Bunlar büyük balıkları gösteriyor arkadaşlar şu anda. Dipten geçen küçük balık, orta sudan geçen büyük balık, üstten geçen büyük balık var arkadaşlar. Bunları gösteriyor. Bakın şu an dipten giren balık var. Onu gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ürün güzel. Diğer aldıklarımız gibi değil. Ama dediğim gibi daha çok tatlı suda av yapanlar, somon avına gidenler daha çok bunu kullanırsa daha verimli olacaktır. Çünkü hani bu cihazda işte sonar aynayı atmış olduğunuz noktada sinyal aldığınız an tabii ki oltayı tutacaksınız arkadaşlar. Ya da artık şey mi atıyorsunuz, hani bu sahte yemler gönderiyoruz ya, çek yapıyoruz arkadaşlar, jig yapıyoruz. Sahte yem atıyoruz, kaşık atıyoruz, maps atıyoruz. Bunlar da bu cihaz çok işinize yarar. Cihazın aynasını suya atarsınız ve cihazınız böyle alarm vermeye başladığınızda maps arkadaşlar aynanın olduğu noktaya gönderirsiniz ya da kaşığı ya da sahte yeminizi, lapalanızı neyse arkadaşlar. O cihazın olduğu noktaya gönderirsiniz ve balığı tutma şansınız daha yüksek olur. Yani boşa atmamış olursunuz. Bu şekilde kullanılabilir. Somonda, işte diğer balıklarda, liman içinde kullanım için tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bu hani Garmin Striker Plus kullanıyoruz. Biz motor çalıştırdığımızda, tekneyle yol yapmaya başladığımızda cihaz sürekli olarak bize denizi tarıyor arkadaşlar. Giderken de denizi taratıyor. Ve giderken, yol yaparken balığın üzerinden geçiyor muyuz, neyin üstünden geçiyoruz, bunların hepsini bize gösteriyor. Ama bu cihazda bunu yapma şansınız yok. Yani böyle ipi bağlayayım da arkadan teknenin arkasını atıp yavaş yavaş çekeriz falan, öyle bir şey hiç aklınıza gelmesin. Çünkü cihaz arkadaşlar bunun için müsait değil. Durgun suda, durmuş olduğunuz noktada, mesela burada biz kontak kapattık, motor çalışmıyor ve suya attık. Evet, bu şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz ve bu şekilde balık avlamanız mümkün. Bakın aşağıdan gene bir grup balık geçiyor arkadaşlar. İstavritin üstünde duruyoruz. İstavrit grup balığıdır. O yüzden böyle grup halinde balıkları gösteriyor sevgili dostlarım. Evet, cihaz bu şekilde benim hoşuma gitti. Fiyatına göre iyi bir cihaz arkadaşlar. Size av yaptırır. Tabii ki almaya devam edeceğiz. Balık bulucular daha yeni modelleri, daha üst fiyatlı olanları var. Onlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu fiyat performans ürünüydü. En düşük fiyata alabileceğiniz en iyi balık bulucu. Bu arkadaşlar metrajı olsun, balık olsun, işte aşağıdaki yosun, ölü şeylerdi falan, onları da kayı olarak gösteriyor. Güzel, hoşuma gitti. Plastik kalitesi güzel arkadaşlar. Şuralar yumuşak plastik, şu siyah olan yerler yumuşak plastik.
böyle rahat tutuluyor yani, kaydırmaz bir özelliği var. 4 tane pille bu çalışıyor. Cihaz, bu cihaz pilsiz geliyor. Ayna pilli geliyor arkadaşlar. Sadece pil koruma levhası, onu çıkartmanız gerekiyor. Videonun başında zaten bunu size gösterdim. Bu şekilde bir cihaz. Umarım video işinize yaramıştır. Kafanızda belki soru işaretleri vardır. Belki bu cihazı kullananlar varsa uzun süreli arkadaşlar. Ben cihazı şimdi nemli bir noktaya bırakacağım. Ve bu cihazı nemli ortamdan 3 gün sonra çıkaracağım arkadaşlar. Yani 3 gün sonra çıkaracağım. Eğer hala cihaz çalışıyorsa bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Video, tabii ki ürün bize geldi. Ürün paketini açtık. Ürünü ikinci gün oldu artık. Bugün, dün kullandık. Bugün kullandık. 2 günlük bir testimiz oldu. Şimdi nemli ortam testi yapacağız arkadaşlar. Balık göstermesi, metrajda herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten balık bulucudan istediğimiz de buydu. Derinliği göstersin. İşte balığı göstersin. Buydu arkadaşlar. Bu kadardı. Testleri geçişim. Bakalım nemli ortamdan geçebilecek mi? Çünkü hani teknede saklarsanız, livarınıza falan koyarsanız ya da işte çantada hafif bir nemlendi sıkıntı olur mu? Onlara bakalım. 3 gün sonra da eğer oksitlenme yoksa, herhangi bir sıkıntı yoksa bu videoyu sizlerle paylaşırım. Tabii ki suyun içine kesinlikle atmayın. Ürün su geçiren bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet sevgili dostlarım, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bakın balıklar geçiyor 4 metreden ve cihazımız alarm veriyor arkadaşlar. Bay bay.